Herkese merhaba. Cihatça Fizik kanalına hoş geldiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Herkese merhaba. 9. sınıf yazılı videoma hoş geldiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Birinci soru. Uzunluk, sıcaklık, kuvvet. 1, 2 ve 3 ile verilen niceliklerden hangileri temel büyüklüklerdendir diyor. Temel büyüklükler biliyorsunuz kısa muz olarak adlandırılıyor. Böyle kodlanıyor. Kısa muzdaki k kı, kütle yani kuvvet değil. Neden kuvvet istedim? E çünkü tek k vardı da ondan. Hemen bakalım. Sıcaklık nerede olmalı? Şurada olmalı. Sıcaklık Işıklarım da var. Uzunluk U harfinde dolayısıyla uzunluk da var. O zaman ...uzunluk ve sıcaklık temel büyüklüklerden olmalı. Peki I ne? I ışık şiddeti. A akım şiddeti. M madde miktarı. Z ise zamanda. İkinci sorumuza bakalım hemen. 1, 2 ve 3 ile verilen aletlerle fizikte hangi büyüklükler ölçülür diyor. Kronometre zamanı ölçer. Ampermetre akım şiddetini ölçer. Terometre ise sıcaklığı ölçer diyelim. Bir öğrenci 12 gramlık x cisminin hacmini 6 santimetre küp. 34 gramlık y cisminin hacmini 12 santimetre küp. 6 gramlık z cismin hacmini 12 santimetre küp ölçüyor. X, Y, Z maddelerinin öz kütleleri sırasıyla dx, dy, dz olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki bulur musunuz diyor. Evet D öz kütle eşittir. Kütle bölü hacim şeklinde yazılabilir. Hemen X için bulalım. DX eşittir. MX bölü VX'di. Bakın MX 12. Hacmi ise 6 ydı. 12 bölü 6'dan 2 gram bölü Cemalettin küp çıkacaktır. Y için bulalım. DY eşittir. MY bölü VY. Evet Y'nin kütlesi 34 hacmi 12 idi. 34'ü 12'ye bölelim. Buradan 17 bölü 6 şeklinde çıkacak. 17 bölü 6 gram bölü Cemalettin küp şeklinde çıkacaktır. Peki z'yi bulalım. Z'nin üstesi dz eşittir. Z'nin kütlesi bölü Z'nin hacmi şeklinde olmalıydı. Z'nin kütlesi 6 gram. Hacmi 12 santimetre küp. 12'ye böldüm. Bakın buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 12 santimetre küpe bölersem 0.5 gram bölü Cemalettin küp çıkacaktır. Kıyaslama yapalım. Dx2 dy 17 bölü 6 ki bu da yaklaşık olarak 3'e eşit diyebiliriz. 2'den büyük 3'e eşit. Dz ise 0.5'ti. Hemen ilişkiyi yaparsam sıralarsam dy büyük dx o da büyüktür dz şeklinde olmalıdır. Kütle hacim değerleri taboda verilen aynı sıcaklıktaki KLM maddelerinin türleri için ne söyleyebilir? Türleri için ne söyleyebiliriz? Tabii ki de öz kütleye D'ye bakmalıyız. Öz kütleleri aynıysa aynı madde olabilirler. Farklıysa farklı madde olabilirler. Bakın o halde D eşittir M bölü idi. DK için DK eşittir MK bölü VK. K'nin öz kütlesi 8 bölü 4'ten ne çıkacak? 2 gram bölü cemalettin küp çıkacaktır. L için bakalım DL kütlesi 20 hacmi 10 santimetre küp. 20 bölü 10'dan 2 gram bölü cemalettin küp çıkar. M'ye gidelim o halde. M'ninki kütlesi 15 hacmi 5'ti. 15 bölü 5'ten 3 gram bölü cemalettin küp çıkacaktır. Buradan M'nin öz kütlesi L'ninkinden büyük. Bu da K'ninkine eşit. O zaman L ve K aynı cins madde olabilirken M ise bunlardan farklı olmalıdır. Her bir yaprağının kalınlığı 0.05 mm. Sayfasının yani 15 santimetre, boyu 30 santimetre olan 80 sayfalık bir defterin hacmi kaç santimetre diyor. Ya bir yaprağımız var şöyle, sayfa yaprağını düşününüz. Bu yaprağın boyu 30, Eni 15 santim kalınlığı ise yaprağın kalınlığı ise 0,05 milimetre. Bunu santimetreye çevirmemiz gerekiyor. Bu da 0,005 santimetre olmalı. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 santimetre yazabilirim. Bir yaprağın hacmi nedir bakalım. Yaprağı dikdörtgenler prizmasına benzetecek olursak hacmini şöyle buluruz. 30 çarpı 15 Çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Defterin hacmi de şöyle buluruz. Defter. Yaprağın hacmini 80 ile çarparız. 80 çarpı ve yaprak. Buradan sonucumuz şöyle çıkacaktır. 80 çarpı 30 çarpı 15 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Devam ediyorum. 8 kere 3 24 2 0 geldi buradan çarpı 15 çarpı 5 75 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan da 24 çarpı 75 çarpı 10 üzeri eksi 1 olduğunu gördüm. Çünkü şurada 10 üzeri 2 vardı ya. Yani 10 üzeri 2 ile 10 üzeri eksi 3 çarpınca 10 üzeri eksi 1 şeklinde çıktı. Buradan da 24 çarpı 7 buçuk şeklinde çıkacaktır. 24 çarpı 7,5 180 santimetre küp olur. Bu işlemin sonucu bize defterin hacmini verecektir ki defterin hacmi 180 santimetre küp olmalıdır. Kütle hacim grafiği şekildeki gibi olan KL sıvıların öz kütleleri sırasında D, K, D, L olduğuna göre Dk K bölü D, L oranı kaçtır? D eşittir, M bölü V'di biliyoruz. Buradan hemen bakalım. K'nin öz kütlesini bulalım. K'nin kütlesi 500, hacmi de 100'dü. O zaman D K eşittir 500 bölü yüzden ne yapar üstesi 5 gram bölü Cemalettin küp yapar. D'ye bakalım. L'nin üstesini bulmada şimdi sıra. L'nin kütlesi 200 hacmi ise 100'dü. O halde 200 kütle bölü hacimden 100, 100, yazacağım kütlenin yerine 200 bölü 100 ne yapar? 2 gram bölü Cemalettin küp yapar ki buradan D K bölü D de 5 bölü 2 yani 2,5 şeklinde çıkacaktır. Yarı çapı r olan küre şeklindeki bir bal mumunun yarısından en fazla kaç tane yarı, yarı çaplı küre elde edilebilir diyor. Bakın bal mumunun tüm hacmini bulalım. Küre şeklinde olduğundan 4 bölü 3 pi r küp yazacağım. Tabi r yerine 4 bölü 3 pi 3 r'nin küpünü yazmalı. Bunun yarısı diyor. Bal mumunun hacminin yarısı Dan en fazla kaç tane? En tane 4 bölü 3 pi r küp. R yarı çaplı küre elde etmek gerekiyor. Buldum şu hacmi yerine yazıyorum. 4 bölü 3 pi 3 r çarpı 3 r çarpı 3 r bölü bunun yarısı n çarpı 4 bölü 3 pi r küp oldu. 4 bölü işler gitti lay lay. Sen güneş baban ay. Piler de aynen Rakipler de buradan gitti. Gördüğünüz gibi. Bakın ne çıktı o zaman? Buradan en eşittir. 3 Üç tane 3'ün küpü 3'ün küpü bölü 2. Bu da 27 bölü 2 tane küre yapılabilir anlamına geliyor. Suyla tamamen dolu şişenin kütlesi 150 gramdır. Suyun 1 bölü 3'ü döküldüğünde şişe 120 gram geliyorsa şişenin iç hacmi kaçtır? Tamamen suyla doldurduğumuzda şişeyi kabın kütlesi artı suyun kütlesi eşittir 150 gram olmalı. Şişenin iç hacmine ve diyecek olursam kabın kütlesi artı biliyorsunuz kütle mister deveydi. Yani öz kütle çarpı hacim. Ben bu kabın içerisinde su doldurduğuma göre suyun kütlesi D su 1 çarpı hacmi ve yani bu suyun kütlesi ne olacak? Ve olacak. Eşittir 150 olmalı. Suyun 1 bölü 3'ünü dökersem 2 V bölü 3 kadarlık su kalır içeride. Çünkü V bölü 3 kadarlık su dışarıda. Bu durumda kabın kütlesi MK artı suyun kütlesi 2V bölü 3 çarpı suyun üstesi 1 eşittir. 120 gram gelmeli. Yani denklemde şöyle olur. Mk artı 2v bölü 3 eşittir 120. Bana şişenin iç hacmini soruyor. V eşittir soru işareti. O halde şu denklemi bir numaralı denklemi 2 numaralı denklemle taraf tarafa toplayalım. Hemen şuraya aktardım. Mk artı v eşittir 150. Kütleyi götüreyim de hacim kalsın elimde. Şurayı yukarıya eksiyle çarpacak olursam. Mk'ler gitti lay lay. V'den 2V bölü 3 çıkarırım. 150'den 120 çıkarırım. Bu durumda V bölü 3 eşittir 30. Buradan iç dış çarpımı yaparsam V eşittir 90 santimetre küp şeklinde çıkacaktır. Kenar uzunluğu A olan içi dolu metal küp biçimindeki cisim içinde 3A yüksekliğinde. Su bulunan 2A yarı çaplı sindirik kaba bırakıldığında suyu taşımadan Kap tabağında dengeye geliyor. Buna göre cisim bırakıldıktan sonra suyun kaptaki yükselme miktarı kaça olur diyor. Cismi bırakınca su yükselecek. Ne kadar? Şu kadar falan yükselmiş olsun. Cismin hacmi ne? Şu cismin hacmini bulalım. Kübün hacmi. Ve küp eşittir. Üç kenarı a'ydı. A küp şeklinde olur. Yükselen sıvının hacmi, küpün hacmi kadar olmalı. Yükselen sıvının hacmi neydi? A küptü. Bu yükselen sıvının hacmi şöyle bulalım. Taban alan pi çarpı a kare çarpı yükseklik h şeklinde yazalım. Pi 3 alıyor. 3 alıyorum. a küp eşit 3 çarpı a kare çarpı h. Buradan a'lar gitti. Lay, lay. sen güneş şabanay. Ne oldu? h eşittir. a bölü 3 şeklinde çıkacaktır. Hacmi 100 cm küp olan boş bir kap yarısına kadar su ile doldurunca 70 gram geliyor. Hacmi 100 cm küpmüş. 50 santimetre küpünü suyla dolduruyoruz. 70 gram geliyor. Yani kabın kütlesi artı içindeki su kütlesi m su eşittir. D su çarpı v suydu ya. D su 1 Öz kütlesi 1 D su. Suyun öz kütlesi 1 hatırlatıyorum. V su 50 eşittir. Ne oldu? 70 gram oldu. O zaman kabın kütlesine çıkar buradan 20 gram çıkar. Kabın diğer yarısı 0,9 gram bölü cemayetün küp olan yağ ile doldurulursa kap yeğenin tartıldığında kaç gram gelir diyor. Bakalım diğer yarısı da yine 50 santimetre küp. Bu 50 santimetre kübe 0,9 gram bölü cemaatin küp öz kütleleri zeytinyağı doldurduk. O halde kabın kütlesi artı içindeki suyun kütlesi suyun hacmi 50 idi çarpı öz kütlesi 1 idi artı zeytinyağı var zeytinyağı ekleyeceğim. 50 santimetre küpe çarpı 0,9 eşittir soru işareti. Kabın kütlesini 20 bulduydum. Yerine yazdım 20 artı 50 artı 45 şeklinde yazarsam buradan 95, 20 daha 115 gram şeklinde çıkacaktır kabın toplam kütlesi. Eni boyu ve yüksekliği sırasıyla 10 santimetre 20 santimetre ve 30 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kap tamamen su ile doludur. Bu su taban yarıçapı 10 santimetre ve yüksekliği 2 santimetre olan silindir şeklindeki boş bir kaba boşaltıldığında silindir kap kaç defa doldurulur? Evet, bir dikdörtgenler prizması var tamamen su ile dolu. O zaman prizmanın hacmi bize içindeki suyun hacmini verecektir. Bu da 10 çarpı 20 çarpı 30'dan 6 çarpı 10 üzeri 3 santimetre küp olacak. Bu kadar su var elimizde. Bu suyu taban yarı çapı 10 santimetre ve yüksekliği 2 santimetre olan bir silindire boşaltmayı hedefliyoruz. Bakın silindirimiz şöyle. Taban yarı çapı 10 yüksekliği ise 2. Silindirin hacmini bulalım. Silindirin hacmi ve silindir pi r kare çarpı h idi. Pi 3 verilmiş 3 aldım. R zaten 10'du. 10'un karesi çarpı yüksekliğimiz 2. Buradan bu da 600 cm küp çıkar. Elimizdeki su ile silindiri kaç kez doldurabiliriz? En kez dolduralım. Suyun hacmi 6 çarpı 10 üzeri 3 yani 6000'di. En çarpı silindirin hacmi ise 600'dü. Buradan en ne yapar? 10 kez ya da 10 tane çıkar ki bu da 10 tane 10 kez doldurulabileceği anlamına gelmektedir. Yani bu su için 10 silindir kullanmak gerekiyor. 10 silindiri 10 kez doldurmak gerekiyormuş. Bir şişe içi boşken kütlesi 500 gram. Tuzu ile doldurduğunda ise 800 gram geliyor. Su tamamen boşa buharlaştırıldığında şişe ve içindeki tuzun kütlesi 550 gram geldiğine göre tuzun kütlesinin suyun kütlesine oranı kaçtır Evet içi boşken kütlesi 500 gram. Kabın kütlesi neymiş? 500 grammış tuzu ile dolduğunda ise yani kabımız artı tuzun kütlesi artı suyun kütlesi 800 gram geldi. Su bu buharlaştığında ise sadece tuz kaldığında kabın artı tuzun kütlesi ne olur? Bu kez de 550 gram gelir. Tuzun kütlesinin suyun kütlesine oranı kaçtırılıyor. Bakın hemen hesabımızı kitabımızı yapalım burada. Kabın kütlesi 500 gram diyor. Şuraya 500 gram yazalım şunu. 500 gram yazacak olursam 550 gram olması için bakın kabın kütlesi artı tuzun kütlesi eşittir 550 idi. Bu durumda kabın kütlesine 500 yazdım. Artı tuzun kütlesi eşittir 550. Tuzun kütlesi buradan 50 gram çıkacaktır. Peki bir de suyun kütlesini istiyor. Suyun kütlesini de şuradan bulayım hemen. Buradan yapıyorum. Kap artı tuzun kütlesini buldum. Bak kabın kütlesi artı tuzun kütlesi artı suyun kütlesi 800 gram. Kap artı tuzun kütlesi 550 gram. Hemen şurada yerine yazdım. 550 gramı. 550 artı suyun kütlesi eşittir 800. Suyun kütlesi de buradan 250 gram şeklinde çıkacaktır. Tuzun kütlesinin suyun kütlesine oranını istiyor. Tuzun kütlesi neydi arkadaşlar? 50. Suyun kütlesi 250 ne yapar buradan? 1 bölü 5 şeklinde çıkar. Öz kütlesi 1.2 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile dolu kaba sıvıda çözülmeyen ve kütlesi 70 gram olan bir cisim bırakılıyor. Taşan sıvı alındıktan sonra kabın toplam kütlesinde 40 gramlık bir artma oluyor. Cismin tamamı sıya battığına göre cismin öz kütlesi kaçtırılıyor. Evet sıvıyla dolu bir kap var elimizde. Tamamen sıvıyla dolu bir kabımız var. Öz 1.2 gram olan bir sıvı ile doluymuş hem de. Çözülmeyen kütlesi 70 gram olan bir cismi bırakıyoruz. Yani buraya 70 gramlık bir cisim ekliyoruz. Artı 70 gram ekledim. Sıvının bir kısmı taşıyor tabii ki. Tamam, tamamının da bak cismin tamamının suya battığı da söylendiğine göre diyor. Evet o zaman cismin hacmi kadar sıvı taşar buradan. 40 gramlık bir atma, artma oluyor. Evet cismin ötesi kaçtır diyor. Taşan sıvı ne? 1.2. Kaba giren arkadaşlar 70 gram. Kaptan çıkan kütle veya taşan kütle bilinmiyor. Fakat bunun sonucunda kaptaki ağırlaşma ya da artma ise ikisinin farkı kadar olur ki bu da 40 gram olarak verilmiş. Yani 70 eksi taşan veya çıkan eşittir 40'tı. Taşan sıvının kütlesi buradan ne çıkacaktır? 30 gram çıkacaktır. O halde taşan sıvının hacmi bulalım. D taşan eşittir. M taş taşan bölü ve cisim. Çünkü cismin hacmi kadar taştı. D taşan kim? Sıvıdan taştı. 1.2 eşittir. M taşan 30 bölü ve cisimdi. Ve cisim buradan 300 bölü 12 şeklinde çıktı ki bu da işlemlerimizi yapıyoruz. Bakın 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4, 100 bölü 4. Buradan ne çıkacaktır? 25 santimetre küp çıkacak cismin hacmi. Cismin üstesini bulabilir miyim? Tabii ki neden olmasın? Onu da şöyle bulayım. D cisim eşittir. M cisim bölü V cisim. M cisim ne verilmişti? 70 gram. Hacmi neydi? 25 her tarafı 5'e bölecek olursam 70'i 5'e bölüyorum 14 25'i 5'e bölüyorum 5 şeklinde yazdım bu da 28 bölü 10 yani cismin öz kütlesinin 2,8 olduğunu bize gösterir gram bölü cemalettin küp birim olarak yazılabilir Boyutları 4 cm, 8 cm ve 16 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kaba. Yarı çapı bir santimetre olan kürelerden en fazla kaç tane yerleştirilebilir diyor. Bakın boyutları şöyle 16 santimetre küp olan, şöyle geriye doğru mesela 8 santimetre küp olan ve yukarı doğru 4 santimetre olan bir dikdörtgenler prizması var elimizde. Bunun içine kaç tane yerleştirilir şeklinde bir ifade var. Yarı çapı bir santimetre ise o zaman çapı ne yapar bunun bir bir daha çapı 2 santimetre yapar. Bakın o zaman buraya ne ekledim? 2 şöyle ekliyorum 2 dolayısıyla bundan kaç tane eklemem lazım? 2'ye birisi 2 2 alır ya şöyle 2 2'lik li yer kaplayacağı için buraya 8 çarpı 2 yerleştirilmeli ki 16 yapsın. 8 tane böyle yerleşir. Her birisi 2 olduğundan o zaman 2 2 böyle gideceğinden 4 tane yerleşmeli ki 4 çarpı 2 8 santim yapsın. 4 tane yerleşiyor buraya da. Yukarıya doğru ise 4 santim olduğundan 4 santimin içerisine ise 2 santimlik yarıçaplardan çaplardan 2 tane yerleşir 4 olur. Yani 2, 2, 4. 2 tane de yukarıya doğru yerleşti. Yani şu tarafa doğru 8 tane yerleşirdim. Bu tarafa doğru 4 tane. Yukarı doğru da 2 tane küre yerleştirdim. O halde nasıl bulurum? 8 çarpı 2 çarpı 4. Buradan yine 8 çarpı 8'den 64 tane küre yerleştirilir deriz. Evet bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Yazılıda hepinize ve herkese başarılar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın, iyi ki varsınız.